Dağılma dönemi ıslahatları dedik. Bu ıslahatlar sevgili arkadaşlar 19. yüzyıl ıslahatları. Bir defa her alanda ıslahatın olduğunu biliniz. Ve batı ağırlıklı ıslahatlar. Benim 17. yüzyıl yani gerileme duraklama döneminde batı örnek alınmamıştı. 18. yüzyıl 1700'lü yıllarda batı örnek alınıyor idi. Hukuk ve din hariç ıslahatlar vardı. Burada ise her alanda ıslahatın olduğunu bileceğiz. Amaç dağılmayı önlemektir. Amaç azınlıkların devlete olan bağlılıklarını artırarak azınlık isyanlarının önüne geçmektir. Ve azınlıkları bahane ederek batılıların iç işlerimize karışmasını engellemektir amaç sevgili arkadaşlar. Burada dikkat edeceğimiz husus Osmanlı Devleti'ni dağılmaktan kurtaramasak da aziz canlar yapılan bu ıslahatların kadro hareketleri, temel çekirdekleri milli mücadelede ya da işte yeni Türk Devleti'nin kurulmasına katkı sağlamıştır. O bina üzerine kurulmuştur diyelim. Yani kısaca Türkiye'yi kuran, Cumhuriyeti kuranlar Osmanlı'nın son dönem paşalarıdır arkadaşlar. Biz bu dönemde siyasi kısmı bitirdik. Islahat ve şey kaldı. Nedir onun adı? Demokratikleşme hareketi. Bugün ikisini de bitirebiliriz. Geliyorum kime? Dönemin ıslahatçılarına bakılacak olursa 2. Mahmut karşımıza çıkar. Sonra bir Tanzimat dönemi dediğimiz dönem ortaya çıkar. Bu dönemde iki tane ıslahatçı padişahın birisi Mecid, birisi Abdülaziz'dir. Sonrasında dönemin 5. Murat'ı vardı. Hatırlayın deliydi. Islahatçı özelliği yoktu. Bir de istibdat dönemi diye adlandırılan 2. Abdülhamit dönemi gelecektir karşımıza arkadaşlar. 2. Mahmut dönemi. 2. Mahmut'tan ÖSYM çok sık soru sorar. Bazen soru bulamayacağı zaman bile ya 2. Mahmut'tan sorayım da kendimi kurtarayım derdindedir. Çok fazla konusu, çok fazla ıslahatı vardır. İkinci Mahmud'un arkadaşlar. İkinci Mahmud'un şu sözünü bilmekte fayda var. Ben tebaamdan Müslümanları camide, Hristiyanları kilisede, Yahudileri havrada görmek isterim diyor. Yani benim için herkes bir. Ben ancak bunların dinlerini kendi ibadethanelerine gittiği için ya da gittiklerinde fark edebilirim demiş. O zaman bu adam geneli ilgilendiren ıslahatlar yapacaktır yorumunu ben yapabilirim. Askeri alandaki ıslahatlara bir bakacak olursak, askeri alanda bizim başımızın belası, çıban başımız vardı. Her ıslahatın önünde engel. İkinci Mahmud'un tahta çıkarken de zaten bir isyan yapıyorlardı bunlarda. Hatırlayın Yeniçeriler. Bu Yeniçerilerin yerine demeyelim de Yeniçerilere alternatif yani Yeniçeri Ocağı devam etmiş. Onların yanına iki tane ocak açıyor ikinci Mahmud. Birisi Sekban-ı Cedid, bir diğeri de Eşkinci Ocağı. Sekban-ı Cedid ve Eşkinci Ocağı, Batı tarzı kurulmuş bir ordudur sevgili arkadaşlar. Yeniçeri, bu kendisine alternatif olan Batı tarzı ordulardan memnun değil. İster istemez bunların da kaldıracaktır. İkinci Mahmud döneminde Sekban-ı Cedid ve Eşkinci Ocağı bir de Yeniçeri'ye alternatif olarak 3. Selim bir ordu kuruyordu. Onun adı da Nizam-ı Cedid'di. O zaman ez cümle toparlayacak olursak Yeniçeri'ye alternatif olarak bir Nizam-ı Cedid, 3. Selim de bu. 2. Eşkinci Ocağı ve Sekban-ı Cedid. Bu ikisi de 2. Mahmut dönemiydi arkadaşlar. Yeniçeri bu orduları kaldırınca artık 2. Mahmud'un burasına gelmiş. O da 1826 tarihinde Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmıştır. Hem de ne kaldırma? Muazzam bir kaldırma. Öncesinde Yeniçeri zorbalarını asar. Yeniçeriler isyan eder. Yeniçeriler isyan edince der ki akşam akşam isyan olmaz der 2. Mahmud. Sizler hele bir kışlarınıza dönün. Gerekirse ben der sizin istediğiniz kişiyi sadrazam ilan ederim. Hülle yapar.
sadrazam ilan ederim. Yeter ki siz bu saatte burada durmayın. Kışlalarınıza gidin der arkadaşlar. Yeniçeriler biraz buna kanar, kışlalarına gider. İkinci Mahmut 15 Temmuz hadisesi gibi düşünün arkadaşlar olayı. Selalar verilir, tekbirler verilir ve sancağı şerifi Efendimizin sancağını at meydanına diker. Kim bu sancağın altında toplanmak isterse gelsinler. Sancak Hazreti Peygamber'in sancağı. Yani o sancağın altına gelmemek gibi o dönemi şartlarında herkes gelir. Ancak Yeniçeri gündüzünde 2. Mahmud'a kızdığı için çoğu gelmez. Çoğu da der ki ben padişaha kızsam da bu sancak Hazreti Peygamber'in sancağıdır der ve at meydanına gelir. Akşam olur hava kararır iyice. Yatsı olur öyle söyleyeyim. 2. Mahmud herkes toplanmıştır. Bazı zorba Yeniçeriler gelmez. Bu sefer sarayın toplarını çevirir Yeniçeri ocaklarına. Başlar top atmaya. Tohumunuza 5-5 para mı saydın der. Saydırır topu Yeniçerilerin üzerine arkadaşlar. O günün sabahında yani ertesi günün sabahında kayıtlar ya da resmi yazılar der ki 30 bin Yeniçeri ölüsü vardı. Meydan Yeniçeri. Ha bu 30 bin rakamını halkın gözü korksun bir daha isyan etmesin diye abartılmış olabilir belki ama en az 10 binden aşağı değildir. 13 binden aşağı değildir. En az yazan zaten 13 bin rakamını, fazla yazanlar 30 bin rakamını ifade eder burada. Halk kızar mı buna? Kızmaz. Halk der ki buna eline koluna sağlık. Hayırlı bir olay yaptın. Bu olaya hayırlı bir olay manasına gelen vakayı hayriye denir. O zaman ben Yeniçeri ocağını kaldırdım. Yeniçeri ocağının yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusu kurulur. O sancağın altında toplanan askerlerden yeni bir ordu kurulur. Bu da Batı tarzında. Asakir-i Mansure-i Muhammediye, Muhammed'in kutlu zinhar şuna dikkat edin, yanıltmasın sizi. Yeniçerinin alternatifi ile yani Yeniçerilerin yerine kurulan orduları karıştırmayın. Alternatif ne demek? Terazinin bir kefesinde Yeniçeri, bir kefesinde ona denk bir şeyler oluşturma. Yeniçeri dururken 3. Selim Nizam-ı Cedid'i oluşturur. Az önce ifade ettim. Yeniçerinin yerine değildir bu. Onun bu kaldırılır. Sonra Sekban-ı Cedid, sonra Eşkinci Ocağı kurulur. Üçünü de Yeniçeri alt eder. Tektir Yeniçeri. Bu sefer Yeniçeri kaldırılınca Yeniçerinin yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusu kurulur. Aziz canlar. Umarım anlaşılmıştır. Geliyorum. İster istemez Yeniçeri Ocağı'nı kaldırdım. Artık ben Yeniçeri Ocağı'na dair hatırlatan her şeyi kaldıracağım. Bektaşi tekkelerini kapatmış. Mehter Hanım dahi kaldırmıştır. Yeni hatırlatıyor diye. Islahatlarımın önünde herhangi bir engel kalmadığı için biz ıslahatları daha güvenilir, daha verimli bir şekilde yapacağız arkadaşlar. Topçu ocaklarından sanırım Asakir-i Mansure-i Muhammediye aynen öyle. Ses gelip internet kalitesiyle alakalı Gamze hocam. İnternet düştüğü için düşüyor. Muhtemelen sıkıntı ondan. Az önceki derste de vardı. Yani mikrofonla kullanıyorum. İyi bir mikrofonum var. Sesi olduğu gibi direkt kendi sesim alıyor, ortam sesini atıyor. Çok fazla ortam sesi almıyor. İnternet kalitesiyle alakalı. Malum evde sıkılan herkes telefonla oynuyor. Şu an sizin elinizde bile telefonlar var. Ona dikkat. Atın o telefonları. Bir buraya dikkat edin. Geliyorum konuya arkadaşlar. Askeri ıslahatlara devam ediyorum. Ne dedik? Topçu ocaklarından oluşuyordu. Asakir-i Mansure-i Muhammediye. Yeniçeri ocağını kaldırdığım için benim askere ihtiyacım oldu ve ilk defa asker amaçlı nüfus sayımı yapacağım bu dönemde. Yine bu dönemde sevgili canlar, ser askerlik makamını kurdum. Neyin yerine kurdum ser askerlik makamını? Yeniçeri ağalığının yerine kurdum. Buna dikkat edin. Hatta Rusçuklu Hüseyin Paşa ya da Ağa Hüseyin denir. Eski Yeniçeri ağası. Yeniçeri ağası 2. Mahmud'un adamı son dönemlerde. Onu günümüzün genelkurmay başkanına benzetilen ser askerlik makamını kurdum arkadaşlar.
Sizin notta ikinci Mahmud'u bulamadım demiş bir arkadaşım. İlk sayfa, bak hemen elimin altında. Oraya bakıyorum ben zaman zaman. İkinci Mahmud ıslahatları yazar, Senin ittifakla başlar, askeri alanında yenilikler diye devam eder. Seraskerlik makamının Yeniçeri Ağalığı'nın yerine kurulduğunu biliniz değil arkadaşlar. Yine bu dönemde neler vardır? Redif birlikleri kurulur askeri alanda. Redif birlikleri mutlaka bilinmesi gerekir. Ben olsam 2020 KPSS yazarım Redif birliklerine. Niye? Çünkü artık tımar sistemi kaldırılmıştır. Taşra'da eyaletlerin güvenliğini sağlamak için kurulur. Bir nevi jandarmaya temel oluşturur Redif birlikleri arkadaşlar. Yeniçeri Ocağı'nı kaldırdığım için ocağın asker ihtiyacından dolayı harp okullarını açarım, askeri tıbbiyeyi açarım, askeri baytar mektebini bu dönemde açmışız. Bir de mehterhaneyi kaldırmıştık. Mehterhanenin yerine Mızıkayı Hümayun açılır. Dikkat edin. Buna. Bu da gelebilir. Askeri bando takımı gibi düşün. Peki Mızıkayı Hümayun'u açan kişi İtalyan Donizetti kardeşlerdir. Buna dikkat ediniz arkadaşlar. İtalyan Donizetti kardeşler askeri bando okulu olan Mızıkayı Hümayun askeri bando bir konservatuvar değildir aziz canlarım. Yönetim alanında yapılan yeniliklere bakılacak olursa, yönetim alanında divan kaldırılır. Zaten çok da işliyordu artık divan. Yine divanın kaldırılmasıyla nazırlıklar, bakanlıklar oluşturulur. Bu nazırlıkların birleşmesine de yani bakanlar kuruluna heyeti vükela denilecektir. 2019'un lisans sınav sorusu Divan-ı Hümayun kaldırılarak yerine açılan kurum aşağıdakilerden hangisidir? Heyeti vükela idi arkadaşlar. Bu soruldu. Sadrazam başbakana, başvekilliğe dönüşür. Reisülkütlap zaten Hariciye Nazırlığı'dır. Yeniçeri şeyden Nişancı'dan ayrılıyordu. Reisülkütlap Hariciye Nazırlığı'na dönüşmüştür. Bu da orta öğretim sınav sorusuydu arkadaşlar. 18. yüzyılda Nişancı'dan ayrılarak 19. yüzyılda Hariciye Nezaretine dönüşen devlet adamı Reisülkütlap sizlerin Nişancı ya da Sedaret Ketüdası İçişleri Bakanlığı'na defterdarlık, defterdar maliye nezaretine dönüşür. Buralar kolay. Bu dönemde yeni bir nazırlık, yeni bir bakanlık açılır. Efgaf-ı Hümayun Nezareti. Efgaf vakıfın çoğuludur arkadaşlar. Vakıftan aklınıza gelir. Şöyle kelimeleri saydığımız zaman VKF, VKF diye karşımıza çıkar zaten vakıftır. Bunda da sık. Mesela bu dönemde Bab-ı Meşihat Dairesi. Lütfen bunu iki kere dikkat ediniz. Bab-ı Meşihat Dairesi dediğim daire Şeyhülislamlık makamıdır. Hocam iyi de divanda Şeyhülislam yoktu ki çağrılınca geliyordu. Evet. İkinci Mahmud'a yaptığı ıslahatlardan dolayı gavur padişah denince İkinci Mahmud Şeyhülislam'ı divana almış. Sonra divanı kaldırılacak yerine Bab-ı Meşihat'ı kurmuştur arkadaşlar. Günümüzün Şeyhülislam'ı Diyanet İşleri Başkanlığı diyebiliriz. Burada nasıl bir soru gelir bana? Bakanlıkların dönüşümünü sorar zorlarsa. Bakın ekleyeceği kısım şudur ha. Nedir? Adı nazırlık olan ama 2. Mahmut döneminde açılmayan Milli Eğitim Nazırlığı, Meclisi Marifi Umumiye Nezareti, Donanma Komutanlığı yani Bahriye Nezareti adı nazırlıktır. 2. Mahmut döneminde değildir bunlar. Onun yerine nazırlıkla bizi aldatır. Bab-ı Meşihat koyar duymadığımız bir şey. Dikkat edin. Bab-ı Meşihat Dairesi Şeyhülislamlık makamıdır sevgili canlar.
Hocam kitabımızda maliye nezareti, defterdarlık doğru. Aynısı zaten hocam. Defterdar mali işlerden sorumluydu. Kısaca şöyle özetleyeyim ben Zeynep hocam. Hani divanın üyelerine sadrazam ülkeyi yönetiyordu. Padişahın mutlak vekiliydi. Divan üyesi. Defterdar maliye başındaydı. Kalemiye sınıfından. Nişancı vardı. İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanıydı. 18. yüzyıldan sonra yerini Reisülkitap'a bırakıyordu. Yine nişancı tahrir defterlerini, mühimmet defterlerini bunları tutuyordu. İşte bunların görevlerinin değişmiş hali nazır olarak karşımıza 2. Mahmut'ta çıktı arkadaşlar. Yine bu dönemde yasal düzenlemeler için meclis alâ-i ahkâm adliyeler kurulur. Darüşşurâ-i bâb-ı âliler kurulur. Yani ileride bunlar birisi Yargıtay, birisi Danıştay olacaktır. Tımarın kaldırıldığını söylediğim. Tımar merkezden değil taşrada görevli işlerine toprak veriliyordu ve asker besliyordu. Ben bu sistemi kaldırdıysam o zaman devlet memuruna ne demek zorunda bu sefer? Toprak. İkinci Mahmud'un resmi asılacak. Bakın devlet dairelerine resmin asılması merkezi otoriteyi güçlendirmek yakışıklı. Ben burada fes pantolondur. Herkes size tek bir kıyafet zorunluluğu getirir. İster istemez bu da merkezi otoritedir. Giydirdiği için bir padişah diyecekler. İkinci Mahmud'a arkadaşlar. Hocam Yargıtay Danıştay Abdülaziz zamanında kurulmuyor mu? Kurulması orada birazdan değineceğim Gül. Ama temelleri zaten bu dönemin ıslahatları hep birbirinin devamı. Buradaki Darüşşurayı Bab-ı Ali, Şurayı Devlete, Devletin işaresine yani Danıştay'a Abdülaziz dönemine dönüşecek. Yönetim alanında Beylerbeyi vardı hatırlayın taşrada şeylerde, eyaletlerde. Beylerbeyi artık kalkmış. Beylerbeyinin yerine merkezden atanan valiler gelmiş. Müşir deniyor arkadaşlar. Ben o zaman buraya merkezden atadıysam yine merkezi otoriteyi ne yaparım? Güçlendiririm arkadaşlar. Artı bu dönemde ayanlar vardı. Hatırlayın bu zengin toprak ağaları gücümüzün yetmediği ayanlar. Onu da 2. Mahmut kaldırınca ayanların yerine de muhtarları atamaya başlamıştır. Merkezi otoriteyi güçlendirir. 2. Mahmut tahtı Senet İttifak'ta değineceğim buna. Alemdar Mustafa Paşa'ya borçluydu. Bir ayana borçluydu. Onların gölgesinde kalmak istememiştir arkadaşlar. Bir daha dikkat ediyorum o zaman. Tımar sisteminin yerine redif birlikleri, beylerbeyinin yerine müşirler ve nedir onun adı? Seraskerlik, Yeniçeri Ağalığı'nın yerine de seraskerlik kuruluyordu. Müsadere arkadaşlar büyük ölçüde kaldırılacak bu dönemde. Müsadere ölen ya da haksız kazanç elde eden kişinin malına el koymaktı. Bunu kaldırınca özel mülkiyet gelişecek. Ancak müsaadere net olarak Tanzimat fermanıyla kaldırılacaktır sevgili arkadaşlar. Şimdi geliyoruz bir diğer meseleye. Diğer meselemiz bizim nedir? Yaptığımız ıslahatlar. İkinci Mahmut posta ve polis teşkilatlarının temelini atacak. Yani tam manasıyla kurulmuş değil, bir bakanlık değil. Sadece temel atılıyor. Merkezi otoriteyi güçlendirir. İstanbul için pasaport uygulamasını başlatır. Gelebilecek sorularınızdan bir tanesi budur aziz canlar. Mürur tezkiresi. Mürur yürümek demek. Yani İstanbul'a giriş için bir tezkire, bir pasaporta bağlanacaktır. Adına da mürur tezkiresi denir. Ben olsam 2020 KPSS yazarım buna. Yani şu 2. Mahmut'ta 2020 KPSS dediklerimize lütfen dikkat edin, en az bir tanesi çıkacaktır. Bunlardan biri de çıkma olanağı da karantina uygulaması bu dönemde başlar. Hocam niye karantina? O dönemde de mi sıkıntı vardı?
Sesim gidiyor ara ara. Son söylediğim şuydu arkadaşlar. Mürur tezkiresi İstanbul'a giriş pasaportu olarak İstanbul'a girmek için bir belgedir. O dönemde İstanbul'un nüfusu çok kalabalık olduğu için böyle bir uygulama başlatmış ikinci Mahmut. Mürur tezkeresine dikkat. Bir de neye dikkat? İlk defa bu dönemde karantina uygulamıştır arkadaşlar. Ağlarda sıkıntı var. Bak bende de gidip geliyor. Diyor ki ağ bağlantınızda arama kalitesi düşüktür. Ondan dolayı sesiniz iyi gitmez gibi bir şeyler uzun uzun bir şeyler yazmış. Görüntüyü kapatmayı deneyin diyor. Görüntüyü kapatırsam sesimi duyarsınız sadece. İsterseniz kapatayım. Ya sesi ya görüntüyü kapat demiş arkadaşlar. Neyse devam ediyorum ben. Karantina uygulamasına dikkat edin. Hocam bende modem yok. Ben direkt şeyle bağlanıyorum. Nedir? Kabloyla bilgisayar kablo TV üzerinden bağlanıyoruz. Benim internet hızım çok hızlı. Şu an onda sıkıntı yok da sistemin genel yoğunluğundan kaynaklı bir sorun var. Evet, geliyorum nereye? Karantina uygulaması bu dönemde bir veba salgını başlamış İstanbul'da. Bir kolera salgını başlamış. Aynı günümüzün koronası gibi. Oradaki kolera salgını tüm dünya ile alakalı bir salgın hemen hemen. Buna benzer arkadaşlar. Bundan dolayı 2. Mahmut kolera salgını İstanbul'da yayılmasın diye karantina uygulamasını gelebilme olanağı çok yüksektir haberiniz olsun. İlk defa Osmanlı Devleti'nde karantina uygulamasını başlatan kişi 2. Mahmut'tu. Buradaki hasta olanların hepsini Kız Kulesi'ne doldurmuş. Hastane gibi kullanmış Kız Kulesi'ni denizin ortasında. Öğleni de atmış denizin içine. Oh mis gibi. İstanbul'a hastalık bulaşmamış. Gözdeki gibi saat 10'da sokağa çıkanı yakarım dememiş. 4. Murat diyordu gece sokağa çıkanı yakarım diye. Bir millet birbiriyle kucaklaşırcasına ne bileyim makarnadır, pırasadır, cigara peşinde koşmamış. Denizin ortasındaki Kız Kulesi'ni hastane gibi kullanmıştır 2. Mahmut. Gelir mi? Allahu alem bilinmez ama gelmesi muhtemel duruyor canlar. Nüfus sayımı yapılır. Askeri ihtiyacım olduğu için mal sayımı, mülk sayımı yaptın, nüfus sayımı yaptın. Nüfus sayımı yaparken kızları niye saymadın diyorlar 2. Mahmud'a. Ben diyor askeri amaçlı saydım. Burada amaç erkekleri nedir? Saymaktır askeri amaçlı olduğu için. Bir de erkekleri sayarken öküzleri de saymış arkadaşlar. Öküzleri de sayınca biraz iş değişiyor ister istemez ama vergi alabilmek için büyükbaş hayvanlardan vergi alabilmek için öküzleri de saymıştır 2. Mahmut. Erkeklerle bizlerle öküzleri yan yana saymış. Karantinada Kız Kulesi mi kullanılıyordu? Evet, Kız Kulesi kullanılmış. Kız Kulesi'ni hastane gibi kullanmışlar arkadaşlar. O bölgeye, o adayı, öyle adacığı kullanacaklar. Kaç kişi alır, ne yapar onu bilmiyorum ama 1.000 kişilik yataklı hastane. Geçiyorum nereye? İkinci Mahmud'un eğitim alanındaki yeniliklerine. İkinci Mahmud Avrupa'ya öğrenciler gönderecektir. Bu gönderdiği öğrenciler Batı'yı yakından tanıyacak. Batı'yı takip etmek istiyoruz çünkü artık. Batı çok ileride. Yarın bu öğrenciler bize geri geldiklerinde Jön Türk Genç Osmanlı diye karşımıza çıkacaktır. Bu dönemde ilköğretim zorunlu hale gelir. Erkeklere zorunludur. Kızlar da ilköğretime bu dönemde başlar ama herhangi bir zorunluluk yoktur. İlk resmi gazete bu dönemde hazırlanır arkadaşlar. Takvimi Vekayi diye bir gazete hazırlanıyor. Bu gazete yapılan kanunları halka duyurmak amacını taşır. İster istemez benim halkım olan Türklere Türkçe, Araplara Arapça, Rumlara Rumca basılmıştı. Ermenice ve ikinci yabancı dilimiz olan Fransızca basılır. O zaman Türkçe, Arapça, Rumca, Ermenice ve Fransızca basılacaktır bu takvimi vekayi. Osmanlı Devleti'nin ilk resmi gazetesidir arkadaşlar. Yine bu dönemde Enderun Mektebi ehemmiyetini yitirmiş,
Onun yerine devlet adamı yetiştiren bir kurum, Mektebi Marifi Adliye açılmıştır. Çok da önemli değildir. Evet. Başka ikinci Mahmut deyince akla. Eğitim kültür alanında da bazı durumlarımız var. Rüşdiye dediğimiz ortaokullar açılır. Mektebi Ulumu Edebiye dediğimiz batı tarzı okullar açılır arkadaşlar. Her ikisi de batı tarzıdır bunların. Mektebi Ulumu Edebiye ise az önceki Darül Marifi Adliye eleman yetiştirir. Bir orta dereceli okuldur. Devlet adamı yetiştirir. İlk basamağıdır hatta. O dönemde tercüme odası açılır arkadaşlar. Tercüme büroları açılır. Dikkat edin. Lale devrinde açılan tercüme odalarıyla karıştırmayın bunu. Bu tercüme bürosudur. Bir yabancı dil okuludur. Bu dönemde tercüme odaları açılıyorsa o zaman sevgili arkadaşlar, tercüme odalarının açılması devletin dış işlerine önem verdiğinin kanıtıdır. Dil bilen, yabancı dil bilen kişiler ön planda çıkar. Çünkü ben her daim savaş halindeyim. Yabancı oturup anlaşma yapamıyorum. Niye? Osmanlıca bilmiyorum. Osmanlıca haricinde dil bilmemişiz. Fransızca, İngilizce gibi diller öğretilir burada. Ekseriyetle Fransızcadır arkadaşlar. Ekonomi alanında 2. Mahmud'un pek bir yeniliği yok. Tabiri caizse içine etmiştir. Ekonominin balta limanıyla perişan ediyordu. Sonrasında hani yediği hurmalar yeni tırmalamaya başlar der gibi yerli malını zorunlu hale getirmiştir. Yerli malını zorunlu hale getirir. İstanbul'da bir fes için çuha bez kumaş fabrikası açar arkadaşlar. Ama ekonomisi 2. Mahmud'un oldukça kötüdür diyelim. Tercüme bürosu mu Lale Devri'nde kullanılıyordu? Tercüme bürosu, odası aynı şey gibi duruyor ama 2. Mahmut'takilerine tercüme odaları denir. Tercüme bürosu da Lale Devri deniyor. Yan yalı Esat Ağa diye birisi yapacaktı. Özel diye arkadaşlar onlar. Buradakiler tamamen devlet desteklidir ya da devlete bağlıdır arkadaşlar. Geldim Abdülaziz'e. Abdülaziz'e gelme şey, Mecid'e gelmeden önce bir ara verelim. Sorularınız varsa sorularınızı da alayım ben arkadaşlar.